Murat Yetkin, Yetkin Report. Etki ajanlığından Ruanda göçüne dek bir dizi tutarsızlık. AK Parti'nin hala meclis komisyonuna resmen sunmadığı 9. yargı paketinde yer alacağı söylenen etki ajanlığı maddesinde İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği sığınmacıların turist kisvesiyle Türkiye'ye aktarılacağı iddiaları arasında ne alaka olduğunu sorabilirsiniz. Tutarsızlık alakası var. Etki ajanlığı ve tutarsızlık etki ajanlığı iktidardaki Cumhur İttifakı'nın özellikle MHP kanadının çok üzerinde durduğu konu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kalsa Osman Kavala ve Anayasa Mahkemesi hakkında ağzını açandan Sinan Ateş cinayeti konusunda yazana dek herkes dış güçlerin etki ajanı olarak yargılanmalı. AK Parti içinde itiraz homurdanmaları meclis kulislerinde duyuluyor doğrusu. Ama yüksek sesle konuşmaya cüret eden yok. Muhalefet partileri dışında elbette ama bu tutarsızlık uluslararası planda açığa çıkıyor. Gürcistan, Ak Parti ve MHP NATO Parlamenterler Asamblesi 27 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplandı. Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Meclis Türkiye NATO PA grubu da bu toplantıya katıldı. Toplantı sonunda konuşulanları karara bağlayan 490 sayılı deklarasyon Türkiye grubunun onayıyla kabul edildi. Bu bildirgenin 12. maddesinde NATO'ya üyelik başvurusunu yapan Gürcistan'ın yakınlarda etki ajanlığı suçunu yasalara eklemesi konusunda bakın ne demiş. NATO, Gürcistan'ın demokrasisini, bağımsızlığını, egemenlik ve toprak bütünlüğüyle Avrupa ve Avrupa Atlantik hedeflerini güçlü şekilde desteklemekle birlikte, ülkedeki demokrasinin güçlendirilmesi ve NATO ve Avrupa Birliği hedefine ters düşen dış nüfuzun şeffaflığı adı verilen yasadan derin endişe duymakta ve Gürcü yetkililer bu yasayı Gürcistan demokrasisine daha fazla zarar vermeden geri çekme çağrısında bulunmaktadır. Mecliste ne diyecekler? Etki ajanlığı tartışmasında bir tutarsızlık örneği olan bu maddeyi, itirazsız kabul eden Türkiye grubu üyeleri arasında kimler mi var Çavuşoğlu'ndan başka? Örneğin Hayat Başkan Yardımcısı, önceki Gençlik ve Spor Bakanı AK Partili Mehmet Kasapoğlu var. MHP Milletvekili Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın var. Bütün heyeti saymayayım. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, geçenlerde etki ajanlığı suçlaması önerisine karşı çıkarken bu konuya şöyle değindi. Haftaya göreceğiz. 9. Yargı paketinde etki ajanlığı konusunda bu arkadaşların elleri acaba hangi tarafı gösterecek? Dolayısıyla biraz daha ahlak, biraz daha ciddiyet, biraz daha etkinliği bu güzel memleket herhalde hak ediyor. Tutarsızlık dememiş günaydın, onu ben diyorum. Teskin etmek CHP'ye düştü. Ruanda'dan sığınmacı gelecek konusuysa tutarsızlık sınırlarını da aşıyor, sakarlık ve işbilmezlik sınırlarına yaklaşıyor. İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği göçmenlerin turist görünümü altında Türkiye'ye nakledileceği iddiaları konusunda en aydınlatıcı açıklamayı kim yaptı biliyor musunuz? Doğrusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 31 Mayıs'ta bu iddiaların dezenformasyon olduğu yolunda bir açıklama yaptı. Ama artık İletişim Başkanlığı'nın açıklamalarının güven erozyonuna uğramasından mı yoksa açıklamanın teknik ayrıntılara boğulmasından mıdır nedir iddialar devam etti. Sonunda Ruanda'dan sığınmacılar geliyor iddiaları konusunda kamuoyunu teskin edici açıklama, geçmişinde yalnızca İsrail ve ABD'de Türkiye Büyükelçiliği değil, dışişleri sözcülüğü de bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan geldi. Tutarsızlık demek yetmiyor. Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Tan şunları söylemiş. Bu anlaşma kapsamında iki ülke arasında turizm yatırımları, bilgi ve istatistik paylaşımı, heyet değişimi haricinde bir husus öngörülmüyor. Anlaşmanın Ruanda'dan daha çok turist getirmek gibi bir maddesi ya da amacı da bulunmuyor. Fakat İngiltere'nin Ruanda'ya mülteci, yerleştirici haberleriyle bu anlaşmanın aynı tarihe denk gelmesi karmaşadan beslenen bir takım kesimlere malzeme veriyor. Yersiz paniğe yol açıyor halkımıza doğru ve açıklayıcı bilgi verilmemesi yüzünden Ruanda ile yapılan sıradan bir turizm anlaşması bir bardak suda fırtına kopmasına yol açabiliyor ve bizler böylece gerçek sorunlara odaklanmaktan uzaklaşıyoruz. Gerçi ekonomik krizi tartışmamak için AK Parti'nin aynı derecede sıkıntıda olduğu sığınmacılar konusunu açmak isteyeceğini sanmıyorum. Burada kasıttan çok tutarsızlık, sakarlık ve biraz da aman bir tatsızlık çıkmasın başlan savmacılığı var sanki. Öyle ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yenilgisinin faturasını kimlere çıkartacağı henüz kesinleşmedi. Ne olur ne olmaz değil mi?